Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sukulent bitkisi hakkında bilgiler vereceğim. Şu şekilde öncelikle sukulentlerimizi göstereyim size. Çeşitleri nelerdir? Nasıl bir toprağa ekilmesi gerekiyor? Hangi koşullarda bakımı sağlanır? Bununla ilgili kısa bilgiler vereceğim size. Aralarda şöyle kaktüslerimiz de var. Çok güzel çiçeklendi. Şu şekilde size çeşitlerini gösterelim önce. Sukulent de arkadaşlar kaktüsgillerdendir. Şöyle tesbih çiçeğimiz de var. Burası da üretim alanımız. Şu şekilde yavrularımız da var. Çok tatlı, böyle küçücük göstereyim. Minik minik yavrularımız. Bunlar biraz daha büyük yavrularımız. Şöyle. Şimdi size sukulent nasıl toprağı sever ondan bahsedeyim arkadaşlar. Sukulent ve kaktüsgiller çöl bitkileri olduğu için, çöl iklimini seven bitkiler olduğu için daha doğrusu, kumlu toprakları, yani topraktan suyu süzen toprak yapısını sevdikleri için kum kullanabilirsiniz. Torf kullanıyorsanız mutlaka bomza taşı veya çakıl taşı koyabilirsiniz. Ne çok suyu severler ne de az suyu severler. Çok sulandığında yapraklarında siyah siyah lekeler veya erimeler görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu önlemek için toprağını kontrol edeceksiniz. Şu şekilde biraz toprağını şöyle açın, dibini şöyle. Şu şekilde bir bakın. Kuru ise biraz daha aşağı derine inebilirsiniz tabii ki de toprağa. Eşeleyerek bakın toprağınızı. Su istiyorsa zaten su verin. Eğer suyu çoksa dediğim gibi hastalıklara yol açmış olursunuz. Sıkıntı olur sizin için de. Bitkinizi kaybedebilirsiniz. Şu şekilde biraz daha büyüyen bir sukulentimiz var. Şöyle. Şunları da görün. Nasıl üretiyoruz? Onunla ilgili de bir kısa gösterelim. Şöyle şundan alalım bir yaprak. Şöyle arkadaşlar yaprağımızı koparıyoruz. Daha sonra şu şekilde toprağımızı biraz eşeleyip o yaprağı bastırmadan arkadaşlar, içine gömdüğünüz yaprak daha geç çıkabilir. O yüzden şöyle yüzeyde bırakıyoruz. Fısfıs yardımıyla da sulamasını yapabilirsiniz. O zaman rahatça çimlenmesini sağlayacaksınız. Şöyle yeni çimlenen bir yaprak bakayım size. Böyle yeni çimlenme belirtisi gösteren yaprak gösterelim. Bakıyorum şu biraz yeni bir minik saçak atmış ama. Evet şu. Kameramız netlerse. Şurada minik bir yavrumuz var ama kameramız netlemiyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çoğaltımını yapıp ofislerinizde, evlerinizde çok güzel bir obje gibi aslında kullanabilirsiniz. Sert yapısı onu bir obje gibi, bitki gibi değil de bir obje gibi gösterir. Bir sürü çeşitlerimiz var. Şurada büyük bir yaprak var. Yanlarından bir sürü yavru vermiş. Onu da göstereyim size. Bir sürü yavrusu olmuş. Sukulent gelişiminde arkadaşlar. Şimdi çiçekli olan yok. Çiçeklerini kopardık. Şöyle çiçek dalları vardı. Çiçek dallarını kopardık. Neden? Çiçekler her zaman gelişimini engeller. Şurada hatta bir tane çiçekli sukulentim var. Onu da göstereyim. Bunların hep çiçek dallarını kopartıyoruz arkadaşlar. Çiçek aslında bitkiyi yoran bir şeydir. Onu açmak için bütün topraktaki vitaminleri, gübreleri, mineralleri kullandık. Burada da bir sürü sukulent çeşitlerimiz var. Şöyle değişik değişik. Bir sürü.
siz de evinizde üretmek istiyorsanız, daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bilgi veririm. Ama dediğim gibi bir sukulenti yaprağından yetiştirmek yaklaşık bir 20 gününüzü, bir ayınızı alır. Şu şekilde yine saksıya yapraklarını arkadaşlar koymuşuz. Tekrardan olsun diye. Hatta şurada bir tane sukulentimizi göstereceğim. Çok değişik böyle yaprakların üzerinden çıkarmış. Kendi kendine şöyle saksı diplerine başka sukulentlerin yaprakları düşmüş. Onlar da hemen çimlenip çiçeğe geçiyorlar hemen. Böyle bir sürü sukulentimiz var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.